arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle hem bulaşık yıkarken hem ocağı sileceğim ve akşam menüsünde ne yapacağım onları sizlerle paylaşacağım bugün arkadaşlar. Ve mutfak temizliği yapacağız hep beraber. Benim bu genelde şu alt kısımlarda, şu dolabın alt kısımlarında genelde su sıçraması ister istemez oluyor bazen ve kenarlarda. Oralarda lekeler oluşuyor. Onları nasıl temizleyeceğiz hep beraber göreceğiz arkadaşlar. İlk önce kilimimi toplayacağım ve burada da bir tane ufak dolabım var. Onun içine de yaptığım konserveleri koyuyorum ben. Burada zaten beyaz dolabım var, onu biliyorsunuz zaten. Karşıda ocak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Orada çekmecelerim var. Orada kaşıklarım, işte tost makinem var bir tanesinde. Ve sofralarımı falan da koyuyorum oraya, kullandığım sofraları. Şimdi bulaşık yıkamayla başlayalım. Ocağımızı sileceğiz. Onları yakından göstereceğim sizlere zaten. Bunu şimdi tam görünmesi için, mutfağım komple görünmesi için buradan uzaktan biraz çekim yapmak istedim. Onu şimdi ayarlayacağız. Şöyle tam göstereyim ben sizlere. Burada buzdolabı tamamen gözüküyor. Şöyle. İlk önce kilimimi topluyorum şöyle. Kilimimi topladım. Ve bulaşıklarımı yıkayacağım ilk önce. Sonrasında ilk önce buraları sprey aldım. Spreyini sıkacağım ve buraya böyle aşağılara, dolabın aşağılarına ve şu kenarlarına spreyi sıktıktan sonrasında bulaşığı yıkamaya geçeceğiz arkadaşlar. Seviyorum. Tertemiz yapıyor çünkü. Onun için şöyle dolabın alt kısımlarına ilk önce sıkıyorum. Arkadaşlar bunları böyle bekleyecek, o sırada biz de bulaşığımızı yıkayalım arkadaşlar.
sileceğiz. Onu göstereceğim sizlere. El bezimi koydum şöyle. Tencereye fasulye ıslamıştım akşamdan. Onu pişireceğim. Bakın fasulyelerim de böyle ıslanmış oldu. Şimdi bunu iyice yıkayıp etini kavurup sonra ocağa koyacağım. Düdüklüye koyacağım yani. Çift ettim bazı yerlerini, leke olan yerlerini. Tellerini arkadaşlar arada bir makineye atıyorum, böyle bulaşık makinesine atıyorum daha temiz olsun diye. Ocağımızı da sildik, şimdi bitti. Şimdi alt kısımları silmeye geçelim. Arkadaşlar bakın, bu kenarlarda böyle lekeler oluşuyor, alt taraflarda. Şöyle göstereyim ben. Ben dolabın bir şeyini çıkarttık biz.
hani şeyden dolayı yer olmadığı için dolabı çıkarttık, bulaşık makinesini oraya koyduk. Bakın aşağıda lekeler oluşuyor. Onları zaten orası beton, betondan leke çıkmıyor. Orası öyle kalıyor. Oraları ve çekmecedeki şu lekeleri, siyah lekelerin hepsini silip sizlerle paylaşacağım. İlk önce çekmece şeylerini şöyle üst kısma biraz kaldıralım, şöyle şu şekilde. Oraları silerken şimdi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İlk önce zaten ilacımızı sıkmıştık. İlacımızı sıktığımızda şöyle zaten ilacı sıkınca arkadaşlar çok kolay ve çok temiz oluyor. Gayet kolay temizleniyor yani. Genelde şu alt kısımlar, aralar şey yapıyor, kirleniyor. İster istemez buralara toz oluyor. Bazen elimiz kirli, çekmeceyi falan açıyoruz. Şimdi yemeğimize geçiyoruz. Yemeğimizde etimi buzluktan çıkartmayı unutmuşum ben. Onun için şimdi altını yaktım. Kenarında poşet kalmış. Buzluktan çıkarttım. Şimdi altını yaktım. Buzu erisin iyice. Ondan sonrasında kuru fasulyeyi nasıl pişireceğiz ona ve bulgur pilavımıza geçelim arkadaşlar. Tam bilmiyorum bulgur mu pirinç mi pişireceğimi. Onun için daha pilava karar veremedim. Şimdi kuru fasulyenin eti çözülene kadar
biraz da kavrulana kadar altını açtım. Şimdi onu kavrulsun. Sonra soğanını, salçasını nasıl ekleyeceğiz onları sizlerle paylaşacağım. Şöyle karışık salça koyuyorum ben. Salçamı domates ve biber salçası ile karıştırıyorum ilk önce. Ondan sonra güzel onları bir yoğuruyorum, böyle elden geçiriyorum. Sonra o biraz domates salçası cıvık olduğu için biberi de biraz çarpıyor, yumuşatıyor. Bir gün güneşte bekletiyorum onu güzelce. Ondan sonrasında kanavuzlara veyahut da helkelere bölüp kaldırıyorum. Hangisini kullanacaksam onu çıkartıyorum. Şimdi bunun altını biraz kısayım ben. Fasulyelerimi yıkayayım, içine koyayım, öyle kavurayım. Fasulyelerimi zaten dün biraz ıslatayım dedim, sıcak su koydum. Ocağa koydum, bir aşırı kaynasın, öyle ıslansın dedim. O sırada dalgınlığa denk gelmiş, unutmuşum, haşlanmış bayağı. Onun için yumuşak normalde. Akşamdan ıslattığım zaman düdüklüye koyuyorum, düdüklüde pişiriyorum ama bu sefer düdüklüde pişirmeyeceğim, bakalım nasıl olacak. Thank you.
Şimdi üzerine baharatlarını ekleyelim arkadaşlar. Her zamanki kullandığım benim kimyon. Çok az bir şey şöyle. Ve karabiber. Tuz atmıyorum ben arkadaşlar. Salçanın tuzu olduğu için tuz atmıyorum. Bu arada işlerimizi bitirdik güzelce. Şöyle bir gözden geçirelim. Zaten ocağımızı beraber silmiştik. Şöyle çamaşır makinesinden çamaşırlarımızı çıkarttık. Şöyle işimiz bitti. Bulaşıklarımız yıkandı, tertemiz oldu. Ve yerlerimizi sildik. Böyle. Şurada şöyle dolaplarımızı da sildik. Yerlerimizi de güzelce sildik, tertemiz. Ve kilimimizi serdik. Şöyle şimdi. Fasulyenin suyunu da koyduk arkadaşlar. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Ve bu kaynasın pişsin burada. Zaten hemen hemen yarım saatte pişiyor. Çünkü fasulyesi haşlanmış olduğu için etini de biraz haşlamış olduk. Buzluktan çıkarttığımız için. Çabuk pişecektir. Yarım saat böyle pişsin bu. Sonra pilavımızın pişimine geçelim. Arkadaşlar fasulyemiz böyle pişti bakın. Koyuluğu falan çok güzel olmuş böyle. Bakın güzel de özleşmiş. Çok güzel olmuş. Şimdi fasulyemiz pişti. Pilavımızı pişirmeye geçelim arkadaşlar. Ezana da çok az bir vakit kaldı çünkü. Onun için fasulyemizi alalım kenara. Pilavımızı koyalım. Arkadaşlar şimdi tenceremi ocağa aldım. Şimdi yağımı koyacağım. Şöyle tenekeyi tam süzmüştüm. Dibindeki kalmıştı böyle zeytinyağı. Şöyle koyuyorum. Diğerini de arkadaşlar şehriyemiz iyice kavruldu şöyle şu şekilde. Şimdi üzerine bulgurumu ekliyorum. Şöyle. İyice karıştıralım. Yağ her yere dağılsın.
Zeytinyağı zaten açılma yapıyor. Ocağa koyduğunuz zaman da. Şimdi tuzunu atalım. Göz kararı tuz atıyorum. Herkesin zevkine kalmış bir şey arkadaşlar. Tuzlu sevenler var, tuzsuz sevenler var. Hasta olanlar mesela tansiyon hastası olanlar tuzlu yemiyorlar, tuzsuz seviyorlar. Onun için tuzlu pilav da zaten göz kararı. Kettle'ımızda da suyumuz kaynadı. Şöyle. Suyumuz kaynadı. Az daha su koyacağım. Şöyle bu şekilde. Şimdi pilavımız pişsin arkadaşlar. Menümüz böyle bu şekilde oldu. Yapıp yemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Pilavımız pişsin. Pilavımızın da son halini görelim. Sonrasında veda edelim. Arkadaşlar pilavımız suyunu çekti bayağı. Şöyle göstereyim. Bakın dibinde suyu bile kalmamış. Çok da güzel pişmiş. Pilavımız burada pişti. Fasulyeyi de biraz daha kaynatayım dedim. Fasulyemiz de burada. Ve burada da şöyle göstereyim. Salatamız ve yanında biber. Tabaklarımızı da hazırladık böyle bu şekilde. Bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yapıp yemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.